Ben yalnızlığı gökte uçar gördüm. Ben yalnızlığı garip naçar gördüm. Türk Edebiyatı'nın usta şairi Cahit Külebi'yi ne kadar tanıyorsunuz? Edebiyatımızın ünlü şairlerinden biri olan Cahit Külebi, Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya gelmiş. Külebi'nin asıl adı Mahmut Cahit Erencan'mış. Erzurumlu bir ailenin çocuğu olan şair, babasının aile adı olan Güllebiler'den esinlenerek Külebi soyadını almış. İlk ve orta öğretimini Tokat, Sivas ve Bursa'daki çeşitli okullarda tamamlayan Külebi, 1936'da Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nu birincilikle kazanmış. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Yüksek Öğretmen Okulu'nda zamanın ünlü edebiyatçılarından güçlü bir eğitim alma imkanı yakalamış. 1940 yılında üniversiteden mezun olan Külebi, askerlik görevini yaptıktan sonra 1942 yılında Süheyla Hanım'la evlenmiş. Çiftin bu evlilikten 2 oğlu olmuş. Usta şair, başta Ankara ve Antalya olmak üzere çeşitli illerde, okullarda ve konservatuvarda edebiyat öğretmenliği yapmış. 1960 ve 1964 yılları arasında İsviçre bölgesinde öğrenci müfettişliği ve kültür ateşeliğine atanan Külebi yurt dışına gönderilmiş. 1964'te yurda dönmüş ve çeşitli devlet görevlerinin ardından 1973'te emekli olmuş. Emekliliğinin ardından 1976 ve 1983 yılları arasında Türk Dil Kurumu genel yazmanı olarak çalışmış. İlk şiirini 1935 yılında lise sıralarındayken Nazmi Cahit takma adıyla Sivas Erkek Lisesi'nin Toplantı adlı dergisinde, daha sonra Yücel dergisinde Sivas Erkek Lisesi Ahmet takma adıyla yayımlamış. 1938'de İstanbul'a gelişinden sonra Mahmut Cahit ve Nazmi Cahit takma adıyla Gençlik dergisinde şiirlerini yayımlamış. 1940 sonrasındaki şiirin yenileşmesi hareketinde kendine özgü rahat anlatımı, İçtenlik ve duyarlılığı ile dikkatleri çeken titiz bir şiir işçisiymiş. Ben yalnızlığı gökte uçar gördüm. Ben yalnızlığı garip naçar gördüm. Ben yalnızlığı gelip geçer gördüm. Satırlarıyla masaldaki yalnızlık şiirinin sahibi Cahit Külebi, Varlık ve Sokak dergisinde Cahit Erencan takma adını kullanarak şiirlerini yayımlamış. Külebi daha sonra İnsan, Yaratış, Türk Dili, Kültür Dünyası, Söz ve Hisar dergilerinde yazmış. 1940 ve 1950 yılları arasını kapsayan Garip Şiiri akımına Orhan Veli'yi çok sevmesine rağmen katılmamış ve şiire kendine özgü bir yorum getirerek yeni şiir akımıyla kendine özel bir yer edinmiş. Ölçü olarak serbest şiiri kullanmakla birlikte espriye dayanan, basit gündelik hayatı konu edinen Garip Şiirinden daha farklı olarak serbest bir şiir tarzı geliştirmiş. Kendi üslubunu bulduktan sonra yenilik içinde koşmayan, yeni şiirin özellikleriyle gelenekselliği başarıyla birleştirerek memleket şiirlerini yazmış. Usta yazar Adamın Biri, Rüzgar, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda, Yeşeren Otlar, Süt, Türk Mavisi, Sıkıntı ve Umut şiirlerini yayımlamış. Senin dudakların pembe, ellerin beyaz, al tut ellerimi bebek, tut biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu, ben bu yüzden serinliğe hasretim, okşa biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu, dağıt saçlarını bebek, savur biraz. Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basardı, ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem, konuş biraz. Benim doğduğum köylerde insanlar gülmesini bilmezdi. Ben bu yüzden böyle naçar kalmışım, gül biraz. Benim doğduğum köylerde kuzey rüzgarları eserdi. Hep bu yüzden dudaklarım çatlaktır, öp biraz. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köylerde güzeldi. Sen de anlat, doğduğun yerleri anlat biraz. 1986 yılında ana olarak İçi Sevda Dolu Yolculuğu yazmış. Düz yazı şeklinde yazdığı Şiir Her Zaman isimli eseri yer almış. Usta şair şiir serüvenini şu ifadeleriyle anlatmış. Ben hep yaşamdan yola çıktım. Bunun içindir ki Anadolu'nun türküsünü ilk kez başkalarından farklı söyledim. Gerçekleri anlattım. Gücüm yettiğince içine de şiiri katabildiğim için bu tutumumu beğenmeyen art düşüncelilere, küçümseyicilere hiç rastlamadım. Bugün 20 yaşında yazdığım şiirler güncelliğini tüketmiyorlarsa, elbette başka niteliklerin yanı sıra bu sürekli gerçeğin kalıcılığından güç alıyorlar. Yeni romantizm olarak adlandırılmış, hayalle değil gerçekle ilintili, fertçi değil toplumcu bir bakış açısıyla eserlerini kaleme alan Külebi, şiirlerinde iyimser, neşeli, hüzünlü ve gerçekçi bir hava ortaya çıkmış. Son yıllarını yakınlarının vefatına duyduğu acılarla geçiren Külebi, böbrek yetmezliği sebebiyle 20 Haziran 1997 tarihinde Ankara'da hayata veda etmiş. Usta yazarı vefatının 23. yılında saygıyla anıyoruz.